Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu günler diliyorum. Samimi Analiz programıyla karşınızdayız ve bugün yine çok değerli bir konuğum var. Uzman psikolog Şafak Simge Sönmez yayın konuğumuz. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Hemen sizi de böyle bulmuşken ard arda sorularımızı sormak isterim. Hepimizin çok merak ettiği, hepimizin akıllarında soru işaretleri olan konular var. Vakit kaybetmeden hemen sormak isterim. Günümüzde anne babaların ve tabii ki gençlerin de zorlandığı bir konu, bir durum var. Ergenlik meselesi var. Peki ergenlerle, ergenlikte nasıl sağlıklı iletişim kurulur? Öncelikle biraz ergenliğin doğasını anlıyor olmak gerekiyor. Yani bir ergenin temel çabası aslında bir birey olma çabası var orada ve ev içerisinde çatışmalara en çok sebebiyet veren durum da esasında bu. Çünkü bir ergen artık kendi kararlarını verebilmek istiyor, kendi ihtiyaçları doğrultusunda davranmak istiyor. Fakat bu ebeveynle o çocuk arasındaki artık duygusal bağında birazcık uzaklaşıyor olması aslında. Böyle bir durumda ebeveyn de kaygılanıyor. Daha fazla güvenlik ve kontrol ihtiyacı duyuyor. Bu güvenlik ve kontrol ihtiyacı ise ergenlerde özellikle sinir, işte öfke patlamaları vesaire bunlara sebebiyet veriyor. Dolayısıyla ev içerisinde ergenlerle ebeveynler arasında sıklıkla çatışma yaşanabiliyor. Evet, eskiden ergenler aile içinde kendilerini kabullendirme çabasıyla işte ailede kim varsa anne baba işte kimlerle yaşıyorsa onlarla çatışırdı zaman zaman ama öyle bir durumla karşılaştık ki şimdi bir sosyal medya faktörü var. Ergenlikte sosyal medyanın faktörü ne durumda? Günümüzde artık ne durumda? Onu da sizden öğrenelim. Şimdi burada bir anlıyor olmak gerekiyor önce. Çocuk neden sosyal hayattan ve ebeveyn ilişkilerinden daha fazla kopup sosyal alanda var olmaya çalışıyor olduğunu anlamak gerekiyor. Temel ihtiyaç kabul görmek. Çünkü sosyal anlamda çocuk var olmak istiyor olduğu kişiliği sunabiliyor. Bunu orada özgürce yaşayabiliyor. Normalde çok utangaç olan bir çocuk sosyal medyada çok girişken, çok özgüvenli bir profil sergileyebiliyor. Dolayısıyla bu onun bir benliğini de besliyor aslında ama gerçeğe baktığımız zaman bunu gerçek hayatta çok gerçekleştiremiyor biliyor. Dolayısıyla sosyal alanlar özellikle daha fazla var olan çocukların birinci temel ihtiyacının kabul görmek olduğunu gözlemliyorum diyebilirim. Burada da şimdi ebeveynlere aslında düşen çok ciddi görev var. Birincisi bizim ergenin doğasını anladık. Onun anlaşılmaya ihtiyacı var. Onun birey olmaya ihtiyacı var. İletişimi biraz daha duygusal boyutlarda da gerçekleştiriyor olmak lazım. Yani yalnızca fizyolojik ihtiyaçları karşılamak değil de çocukların da ergenlerin de duygusal ihtiyaçlarını da karşılıyor olmak gerekiyor. Sürekli bir baskı altında olan, sürekli yönlendirilen çocuk, çok fazla koruyucu olan ebeveynlere sahip olan çocuklar asıl olmak istedikleri o ideal benliklerini dediğiniz gibi sosyal mecralarda çok daha rahatlıkla gösterebiliyorlar. Son dönemde gerek küçük yaşlardaki çocuklar için gerek de ergenler için helikopter anne terimiyle çok fazla karşılaşıyoruz. Peki ergenlikte de yine helikopter anne rolü var mı? Kesinlikle öyle. Hem çocuklar için de öyle, ergenler için de öyle. Bebeğin çocukla bir bütün olarak görüyor kendini. Şimdi ilk doğduğu zaman bebek öyledir. Annenin bakımına ihtiyacı vardır ve annenin bir uzvu gibidir aslında. Fakat zaman içerisinde artık ondan bağımsız bir birey olmaya başlar. Bu hem fiziksel hem duygusal hem de psikolojik anlamda da böyledir. Fakat ebeveyn o kadar onu tüm karşılaşabileceği zorluklardan, hatalardan korumaya çalışır ki bir yerde mesela şeyi görürüz. Yani çocuk kendi yemek yiyebileceği halde anne hala onu beslemeye devam eder. Aslında kendi annelik duygusunu besler burada. Çocuğun fiziksel olarak artık kendi beslenmesini karşılayacak gücü vardır esasında. Şimdi ergen olduğunda da bu böyle ve erken yaştan beri kendi ihtiyaçlarını karşılaması gerekmeyen bir çocuk ilerleyen dönemlerde de sorumluluk alabilme becerisinden yoksun yetişir maalesef. İşte burada çocukları tabii ki hatalardan koruyor olmak, rehber olmak çok kıymetli ama çocuğun bazı şeyleri deneyimli olmasına da izin veriyor olmak gerekiyor.
son dönemde özellikle beslenme alışkanlıklarımızla alakalı çok fazla karşılaştığımız bir durum. Kız çocuklarında erken ergenlik dönemi diye bahsedebiliyoruz, haberlerde yer verebiliyoruz. Nedir bu erken ergenlik durumu? Evet, yani burada hani literatürde de var olduğunu biliyorum ama şu anda kendi klinik gözlemlerimde de şöyle bir şey var. 8-9 yaşlarında artık ergenliğin başlıyor olduğunu gözlemliyoruz. Sosyal anlamda tabii ergenlik tek boyutlu bir şey değil. Yani hem fiziksel hem sosyolojik hem psikolojik birçok değişim içerisinde barındırıyor ama dediğiniz bu noktada çok doğru. Artık çok daha erken yaşta başlıyor olduğunu gözlemliyoruz.